Herkese selamlar. Unity kullanarak Wordle dersinin 5. ve son bölümündeyiz. Bu dersimizde ufak eklemeler ve değişiklikler yapacağız. Dersin sonunda şöyle bir görüntü oluşacak. Şimdi daha önce masaüstüne oluşturduğum Wordle Steps klasörünü tıklıyorum. Ve bir önceki derste oluşturduğum klasörü kopyalıyorum, yapıştırıyorum. İsmini Wordle 005 Let's Play diyorum. Bir önceki dersimizdeki gibi oyunumuzu yapmaya kaldığımız yerden değil, kaldığımız yerin kopyasından devam edeceğiz. Ve klasörü kapatıyorum. Geçen derste bahsettiğim elimizdeki kelime listesi problemine çözüm getirmek adına bu derste ekleyeceğim iki tane text dosyası var. Bunlar bir tanesinde 5 harfli bütün Türkçe kelimeler var. Toplamda 5536 tane. Bir tanesinde aynı harfi içermeyen 5 harfli bütün kelimeler var. Bu da 3222 kelime ediyor. Bunu Submit button'ı için kullanacağım. Bunu da kelime seçmek için kullanacağım. Şimdi Unity'yi açabilirim. Open ile az önce oluşturduğum klasörü seçiyorum. Öncelikle textlerimizi assets'in içine atalım. Resources'ın içine. Buradan sağ tıklıyorum. Import new assets diyorum. Ve buradan bu ikisini seçiyorum. Import diyorum. Hatta şunu artık silebilirim. Bu derste yapacağım değişiklikler arka plan rengini değiştirmek level atladıkça. Aynı zamanda button rengi yeşil olduğunda bir daha sarı olmasını önlemek ve de en sonda oyun bittiğinde kaybettiğimizde son kelimenin ne olduğunu gösteren bir text eklemek. Öncelikle onu ekleyerek başlayalım. Daha sonra zaten geri kalan her şeyi scriptlerde yapacağız. Bunun için ekleyeceğim. Game Over Panel'ın için ekleyeceğim. Sağ tıklıyorum. Ve de buradan UI diyorum. Legacy diyorum. Text diyorum. İsmi de Last Word text. Şimdi görünür kıralım. Bunun position y'si 620. Genişliği 190. Yükseklik 30 olarak kalabilir. Scale'ini ise 3'e 3 olarak değiştiriyorum. Rengini hemen beyaz yapalım. Ne olduğunu görelim. Tekstine word yazıyorum. En sonunda burada bir kelime yazacak. Şimdilik default olarak a yazalım. Font style bold. Font size 27. Ve de middle center. AAA'yı sildiğim zaman da şöyle gözükecek. Yani aslında ne kelime gelirse ona göre kendisini şekilleyecek. Şimdilik bu şekilde kalabilir. Bunu seviyorum. Şimdi script'i tıklayabilirim. Visual Studio programımız açılıyor. İlk başta variable'ları ekleyerek başlayalım. Bu derste ekleyeceğim şeyler şunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Buraya diyorum ki all ya da diyelim ki selected word list. Buna da 2 diyelim. Zaten tek bir yerde kullanacağız. Burası da all word list. Hata gelen yerlere zaten ya selected koyacağız ya da all koyacağız. Onu birazdan hallederiz. Şimdi diğer variable'larımızı ekleyelim. Ondan sonra start'a geçip hataları düzeltelim. Bu derste renkleri değiştireceğim için öncelikle bir renk array'i oluşturacağım. Bunu da string ile oluşturacağım. String array olarak oluşturacağım. İsimlerini yazacağız. İsimlerini yazdıkça da şuradaki fonksiyonun içine atılacak. Colors for levels. Normalde biz bu text dosyalarını
Level'ları da bölebiliriz bu arada. Ben sadece göstermelik olarak iki tane oraya koydum ama harfleri birbirine benzemeyen kelimelerin bulunduğu text dosyasını 3'e de bölebilirsiniz ve hatta 7'ye bölebilirsiniz. Her level'da farklı kelimeler gelir. Zorluklarını ona göre ayarlayabilirsiniz. Bende şu anda bir zorluk yok. Hepsi rastgele geliyor. O yüzden sadece söylemek istedim. Bunu devam ettirelim. Buradan yazacağım bunu. Aşağıya yazmayacağım. Diyorum ki birincisi Kongo Pink. İkincisi Peach Orange. Kongo pembesi birazcık kırmızıya yakın. Aslında 7 tane renk seçmeyeyim. Gökkuşağının renklerine benzeyen renkler seçmeye çalışıyorum. Üçüncüsü Lime Green. Açık yeşil. Dördüncüsü Dark Sky Blue. Kara gökyüzü mavisi. Bir renk atladık. Sarı rengine uygun olacak rengi koyamadık. Buraya da diyorum ki pastel yellow. Pastel sarısı. Vere glossy grape. Yani gösterişli üzüm. Aslında bu glossy. Glossy. İki S var, iki O değil. Ve son olarak da fizzle. Deve dikenine benzer bir renk. Yani aslında laciverte yakın bir renk olsun diye bunu seçtim. Burası mor. Mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olacak şekilde. Bunlar sürekli her level atladığımızda rengini değiştirecek. Buraya da diyorum ki private int level. Burada hata veriyor. Nedenine bakalım. Private'ı yanlış yazmışız. Bunu da geçtik. Ve son olarak ekleyeceğim şey public GameObject less. Hatta bunu text olarak yapalım. Geçen derste GameObject yazmayla text'in arasındaki farkı göstermiştim. Bunu da text yapalım. Last word label. Bunu da ön tarafta attach edeceğiz. Eğer yapmazsak hata verecek. Şimdi start'ın içini dolduralım. Aşağı indim. Şununla başlayalım. Text file tamam. Bunun ismini değiştirelim öncelikle. World is. Bunu hangisini yapacaktık? Şunu yapıyoruz. Bunu seçtim. Buradakinin hepsini buraya koydum. Selected word list dediğim şeyde şuradan ismini alalım. Bu değil. Bu. Five letter without same letter words. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi bu ikisini aldım. Hatta burayı komple aldım. Şuraya yapıştırıyorum. Şurayı silebilirim. Buna ihtiyacımız yok. Text file 2 eşittir. Bunu az önce 2 demiştik. Şimdi diğerini alalım. Bütün 5 harfli kelimelerin içinde bulunduğu five letter all words. Ve de şuna 2 diyelim. Zaten bir kere kullanacağız. Onun dışında şuna da 2 diyelim. Burası selected word değil. All word list. Şimdi selected'ı seçelim. Hatalarımızı giderelim. Burası submit buton için yaptığımız kısım. Submit buton için all gelecek. Burası da selected yaptığımız yer. Burayı direkt selected seçiyorum. Burası da all.
bizim yazdığımız kelime bütün kelimeler arasında varsa o zaman submit buton çalışacak. Yani burada 5500 üzerinden 5500 kelime üzerinden değerlendirme yapacak. Buraya geldiğinde 3000 kelime arasında seçim yapacak. Şimdi bunu niye hata verdi ona bakalım. Selected word list. Bunu kopyalıyorum. Şöyle yapıştırıyorum. Aşağıda aynı hatayı yapmış olmayalım. Aynen. Hatta bunu direkt kopyalayalım. Oraya yapıştıralım. Bu doğru olanı. Burası. Burası tamamdır. Şimdi diğerlerini de ekleyelim. Diyorum ki level eşittir 0. 0. level'dan başlıyoruz. Buraya bir şey daha ekleyeceğim. Ama şimdi bunun için bekleyelim. Ekleyeceğim bazı yardımcı fonksiyonlar var. Onlardan sonra oraya eklememi yapacağım. Şimdi şurayı dolduralım. Şuradan 7 tane gelecek şekilde Ctrl-C yaptım. Şunu yapayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şuradan isimleri seçerek alacağım. Çünkü hata yapmayalım yazarken. Harf hatası yaparsak direkt siyah gelir. Kongo Pink için değerlerimiz 239, F bölü 225, 134, F bölü 255, 119, F bölü 255. Şimdi geldik Peach Orange, şeftali turuncusuna. Bunun değerleri 247 F bölü 255, 202 F bölü 255 ve de 143 F bölü 255. Pastel Yellow'a geldik. Pastel sarısı. Bunun değerleri 250 bölü, 250 F bölü, 255, 242 F bölü, 255 ve de 152 F bölü, 255. Light green'e geliyoruz, açık yeşil. Bu da 160 bölü. 160 F bölü 255, 231 bölü, 231 F bölü 255 ve de 125 F bölü 255. Dark Sky Blue'ya geliyoruz. Şunu şöyle aşağı atalım. Bunun değerleri 130 F bölü 255, 182 F bölü 255, 217 F bölü 255. Glossy Grape'e geliyorum. Bunun değerleri 155 F bölü 255, 148 F bölü 255, 190 F bölü 255. Ve son olarak Fizzle. F bölü 225 F bölü 255, 193 F bölü 255, 208 F bölü 255. Bunu sevdim. Şimdi yapacağım bir küçük değişiklik daha var. Bunu black olarak değiştiriyorum. Artık arka plan siyah olmayacağı için yazı renklerini siyah olarak seçebiliriz. Ve de burada da değişikliğimizi yapalım. Burası leather button change
ile alakalı kısım. Yani buton renklerinin değiştiği kısım. Geçen derse yeşil renge dönüşmüş buttonların bir daha sarı renkte olmamasını istiyordum. O yüzden şuraya şöyle bir şey yazıyorum. If diyorum colors nokta normal color eşit değildir. Chosen color. Buraya renk gireceğim şimdi. Correct green yazacağım. Correct green. Eğer yeşil değilse colors normal color eşittir button color. Hatta zaten direkt şurayı seçeceğim. Yeşil değilse rengi değişebilir. Eğer yeşilse rengi hiçbir zaman değişmeyecek. Yapacağımız şey bu. Buradaki değişiklik olarak. Şimdi yeni fonksiyonumu buraya yazacağım. Bunu eklemeden önce şurada bir şey kontrol etmek istiyorum. Şurada da değişikliğimizi ekleyelim. Buraya da diyorum ki GameObject G harfi büyük TextRow eşittir GameObject nokta find. Şurayı seçiyorum. Şuraya da text yazıyorum. Ve de diyorum ki text bunu öylesine yazıyorum. Zaten tek burada kullanacağım. Text row nokta get component text. Ve de text color eşittir color white. Buttonlarımızın rengi değiştiği zaman, normalde gold olduğu zaman ya da gri olduğu zaman textlerin renkleri beyaza dönüşsün. Şu anda başlangıçta siyah, ondan sonra ne olursa olsun beyaz olacaklar. Bunun aynısını aşağıya da ekleyelim. Şunu ekleyeceğim. Bu şekilde eğer ki yeşil olduysa button rengimiz daha sonra onu beyaza çevir. Yazı rengini. Bu arada söylediğim şeyler button için değil, button için geçerli olan kısım burası. Bu kısım panel kısımları. İkisi için de. Şimdi buraya eklememi yapabilirim. Diyorum ki public değil private void background color change. Background panel nokta get component image nokta color eşittir chosen color color colors for levels. Level array'inden şimdi 0 zaten 0'ı alıyor Congo Pink'i chosen color'ları arasından seçiyor ve buradaki image'ın rengini değiştiriyor. Hangi image'ın rengini değiştiriyor? Şurada burada şuradaki image'ın şuradaki color rengini değiştiriyor. Bu arada şunu da gizleyebiliriz artık. Şimdi bunu alıyorum. Başlangıçta bunu start'a koyalım. Başlar başlamaz bir renk değişsin. Şuraya ekleyeyim. Hatta bunu şuraya eklemem gerekiyor. En başa eklemem lazım ki çünkü bütün button'lar ve satırlar buna göre renk alacak, renklenecek. Hatta şöyle bir şey de yapmak istiyorum. Şurada current all rows'a bir bakalım. Bunun panel'ın rengini değiştirmemiz gerekiyor. Burada image olarak oluşturduğumuz yere şurası zaten aslında background panel'ı zaten en baştan seçmişiz. O yüzden bunu başka bir yere eklememize gerek yokmuş.
Şimdi şunu ekleyeceğim başka bir yere daha. Next ekleyeceğim. Şurada create all rows'dan önce diyorum ki level plus plus. Önce level arttır. Ondan sonra background color'ı change it. Tabii level arttırmamız yetmiyor. 7'ye geldikten sonra hata çıkmasın diye. Burada diyorum ki level eşittir 7 ise level eşittir 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde gidecek. 7'ye geldiğinde tekrar 0'a gelecek ki hata yapmasın. Bunu seviyorum. Bir kontrol edeyim yapacağım başka bir değişiklik var mı diye. Burada ekleyeceğim başka bir şey yok. Son olarak sadece Game Over panel'ın içine son kelimemizi eklememiz gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şunu en başa atalım. Last score yazdık. Last word label nokta text eşittir word nokta üst üste bir boşluk selected word. Bunu da ekledik. Save'leyebiliriz. Şimdilik aklıma gelen değişiklikler bu kadar. Arayüze geçebiliriz. Burada öncelikle main camera'dan buradaki script'e ekleyeceğimiz şey last word text. Şimdi öncelikle last word text çalışıyor mu onu bir kontrol edelim. Hatta bunu sevdiğim. Ondan sonra renk denemesini yaparız. Maximize olarak çalıştırıyorum. Buraya geliyorum ki ideal yazıyorum. Tahmin etmeye çalışmayacağım. Hızlı hızlı harfleri gireceğim. Konum. Bakalım silgi çalışıyor mu? Geçen derste çalışmıyordu. Silgiyi deniyorum. Silgi hala listede yokmuş. Bilgiye bakıyorum. Bunu durduruyorum. Kontrol etmem lazım. Bunun içinde silgi ve bilgi yok mu? Bilgi var. Niye hata vermiş? Hemen kodumuza bakalım. Hata buradaymış. TextFile 2'den alacak değerleri. Bunu kapattım. Save'liyorum. Şimdi deneyelim. Çalıştırıyorum. Kitap, kalem, silgi, bilgi, evren, beyin. Burada galiba kelimemiz karne olacak. Daha doğrusu karne olamaz. Burada A burada çünkü. A buradaysa kenar olabilir. Harflere baktıkça bakalım. Submit diyorum. Word kenar. Nigi. Şimdi normal bir şekilde oynayalım ki bütün renkleri görelim. İdeal diyorum. İstediğim kadar harf çıkmadığı için konum diyorum. Diğer harflere de bakalım. Söğüş diyelim. Tek bir tane sesli harf kaldı. Harf denemesi yapmam lazım. Zemin diyeyim. Z ve M'nin yerleri burası. I buradaysa, I buradaysa, I muhtemelen şurada olacak. Zim. Çok mantıksız ama zimni gibi bir şey oluyor galiba. N burada olamaz. N burada olabilir. İyi burada olabilir. Ya da burada olabilir gerçi. Ama şu zimniyi deneyeceğim. Çok saçma ama. Öyle bir kelime var mı bilmiyorum. Yokmuş zaten. Gerçi iyi. Bu ikisi yer de değiştirebilir. Zimni deneyeyim. Gerçekten varmış. İşte gördüğümüz üzere bu da peach orange. Yine idealle başlayalım. E ve A varmış. Kenar diyorum. E ve A'nın yerleri doğru yerde. Metan geldi aklıma. Doğru olmayacaktır ama en azından M ve T harflerinin varıp olmadığına bakmak istiyorum. M varmış. Sırf aynı kelimeler var mı diye şunu deneyeceğim. Aynı harfler oturtuyor mu diye. Saman yazdığımda ne olacak merak ediyorum çünkü. A burada sarı olmalı, burada yeşil olmalı. Bakalım. Tamamdır. Şimdi sema. Semay, semap, semaf,
Semag, semah. Semah birazcık mantıklı geliyor. Semaş, semaş, semaz, semav, semap, semaç. Bu da doğruymuş. Şu anda Pastel Yalova geldik. Ve de tekrar ilerle başlıyorum. A ve İ harfleri olduğuna göre katip diyeceğim. A ve İ'nin yerleri doğru yerde. T'ye başlı olacak ya sonda olacak. Tahin diyelim. T sonda. Şahit olabilirdi ama sabit deneyelim. Tamamdır. Cavit yazasım var. Bir kelime değilmiş. Vakit deneyelim bir. V harfi var mı ona bakalım. Varit, vayit, vayit, vafit, vagit, vaşit. Vaşit deneyeyim. Böyle bir kelime yok. Vamit, vacit, vacit. Yok. Vazit, varit. Varmış. Bu da doğru. Ve de light green rengindeyiz. İdare ediyorum. A harfimiz var. O yüzden konum yazacağım. K harfimiz var. Söğüş deneyelim. Demek ki I harfi. Katır deneyelim. Doğru bildik. Ve de şu anda Deep Sky Blue'ydu galiba. Bakalım rengimize. Dark Sky Blue. İdeal yazıyorum. Kitap yazıyorum. H, M ve R harfleri çıksın diye hamur yazıyorum. Şimdi ikinci harfimiz İ. M ve R'miz var. A muhtemelen sonda hurma der gibi ama Mirna deneyelim. Böyle bir kelime yok. Mirza denemek istiyorum ama sanki Mirza değil de Mırza vardı. Mirza var gözüküyor. Doğrudur. Bu renkte glossy grey. İdeal yazıyorum. Hiçbiri yok. Konum yazıyorum. K ve N harfi var. Söğüş yazalım. Ö ve Ü var. Ü demek ki sonda. Kö, könsü, kösnü. Ya kösnü ya könsü. Ve son olarak da Fisa. İdeal yazıyorum. Bundan sonra tekrar Kongo Pink'e döneceğim. Konum diyelim. Söğüş diyorum. Müjde der gibi. Bakalım müjde var mı? Varmış. Ve en başa döndük. Şu anda tekrar Kongo Pink'teyiz. Folka mı acaba? Böyle bir kelime yok. Şolka, bolka, polka. Bunu öylesine yazıyorum. Artık kaybedelim ve ne olduğunu görelim. Eğer Z harfi varsa bezgi olabilir diye düşünecektim. Z harfini yazdım ama çok da yazmana gerek yok. Zaten rengini göremeyeceğiz. Direkt finalde ne olduğunu görüyoruz. Aynen bezgi. Durduruyorum. Sonuç olarak yapmak istediğimiz şeyleri yaptık. Şu anda hata gözükmüyor. Böylelikle 5. dersimizi bitirdik ve ders serimizin sonuna geldik. Bu ve buna benzer yazılımın merak ettiğiniz oyunları ya da programları, bir de aklınıza takılan herhangi bir soru varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki ders serisinde görüşmek üzere.